Karar verme noktasında değil gibi gösteriyor uluslararası yatırımcıları. izleyeceğiz. Evet. Şimdi dün de ek bütçe komisyondan geçti. İsterseniz hızlıca Ankara'ya gidelim. Olur. Canan Sakarya'dan son notları alalım. Ekonomi Gazetesi yazarı Canan Sakarya bizleri bekliyor. Günaydın Canan Hanım. Hoş geldiniz. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, dün... ek bütçe komisyondan geçti. Son durumu sizden dinleyelim. Evet dün hem ek bütçe vardı hem de Bahçeli'nin açıklamasıyla birlikte emeklilerle ilgili açıklamasıyla ilgili bir seyyanen yansın emeklilere yansıtılması konusundaki açıklaması da bir hareketlilik getirdi. Emekli maaşlarının artırılması konusundaki talepler sürüyor. Bahçeli'nin işte bu dünkü yüzde yirmi beşlik artışın emeklileri memnun etmediği noktasındaki sözleri üzerine işte bunun hem artışın kökü maaşa yansıtılması hem de emeklilere yansıtılması şeklinde açıklamaları vardı. Hem sosyal medyada hem de mecliste bir hareketlilik yaşandı. Dün torba yasanın görüşmeleri de ertelenmişti. Bu acaba bir zam yapılacak, artış yapılacak onun için bir ön hazırlık mı şeklinde değerlendirildi. Oysa bu işte CHP'nin torba yasa noktasında itirazları vardı. O nedenle bugün ertelendi. Ama dün Gün boyu kulislerde bir artış olabileceği tekrar dinlendirilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Litvanya'da NATO zirvesinde o yüzden e, bir temasla gerçekleşmediği için AK Parti'den biz ha, net bir bu konuda e, hani umut veren bir açıklama görmedik. Tabii MHP kaynaklarından açıklamalar vardı. E, kulislerde konuşulanlar vardı açıkçası. E, 7500 liranın düşük kaldığı, 9 milyon kişiyi ilgilendirdiği noktasında %25'in 30'a çıkarılması hani tekrar bir düzeltme ark arkına gelen pek çok çok şık olmayacağı, onun yerine bir seyyanen e, yansıtma 8 bin lira olmayacağı kesin de işte daha düşük oranlarda belki bir yansıtma olabilir. Dün bunlar konuşuldu. Cevdet Yılmaz dün e, ek bütçeyi meclise sunmuştu. Gündemdeki sıcak konular konusunda da Cevdet Yılmaz'a sorular yöneltildi. Son dönemde özellikle Körfez bölgesine yapılan e, ziyaretler var. Gerek Cevdet Yılmaz, gerek Mesela Mehmet Şimşek tarafından Mehmet Şimşek de biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı bugün Suudi Arabistan'a gidiyorlar. Bu yapılan ziyaretlerin amacının ne olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu Cevdet Yılmaz. İşte kamu maliyesi para politikası bütün bunlar önemli ama dış kaynak da önemli dedi. Bizim bu yaptığımız ziyaretlerin de biz yatırımcıyı Türkiye'ye çekmeye çalışıyoruz. Özellikle yatırımcı derken doğrudan yatırımlardan söz etti. Ulaştırmadır, savunma sanayidir, enerjidir, sağlıktır. Burada Türkiye'deki yatırım yapılabilecek alanlar konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Bizim yaptığımız ziyaretlerin ana amacı da özü de budur dedi. Yine gerçekleştirdikleri Mehmet Şimşek'te yaptıkları ziyaretlerde teknik altyapıyı oluşturarak Cumhurbaşkanına gittiği zaman daha verimli sonuçlar almasına dönük altyapıyı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. E, tabii Türk Hava Yolları'nın özelleştirileceği noktasındaki haberler de soruldu Memiş, e, Cevdet Yılmaz'a. Cevdet Yılmaz bunun bir dezenformasyon olduğunu açıkladı. E, gündemdeki konulara ilişkin işte e, bu e, kur korumalı mevduatta merkez bankasına dönük düzenleme de soruldu burada çalışmanın bir bütünlük içerisinde tek elden götürülmesi gerektiğini dile getirdi yine bütçeye ilişkin ek bütçeye ilişkin e, depremden kaynaklı olduğunu e, dile getirdi. Yine sosyal kesimleri korumaya dönük bu şekilde gündeme ilişkin değerlendirmeleri vardı yavaş yavaş sanki e, bu yani Suudi Arabistan, Körfez vesaire neyse e, bu tarafın bir şekilde e, yani evet spekülasyonlar yapılıyor olabilir. Gerçekten de spekülasyonda olabilir. Türk Hava Yolları konusu da öyle. Ama öbür taraftan da e, bir bir tür varlık fonunun elindeki kıymetlerle ilgili plan ve projelere de hazırlıklı olalım diyorum ben kendimce. Yani bir şekilde e, çünkü Sunulacak, satılacak, paylaşılacak, ortak alınacak bir şeylere de ihtiyaç var. Öbür türlü de bu paranın benim anladığım, Sayın Yılmaz'ın da verdiği mesajlardan başka türlü de buraya gelmesi zor. Yani bir yatırımla birlikte gelecek. O yatırım da muhtemelen elimizdeki varlıklara olacak gibi hissediyorum ben. Ben bir yorumum o yönde. E Tabii şimdi ben artık şunu diyorum kendi kendime ne dersin? bu seyyanen zam işi neredeyse kesin gibi evet aslında ok yaydan çıktı gibi yani çok fazla beklenti var Cumhurbaşkanı'na aslında gözler dönmüş durumda yani bu son noktayı koyacak olan Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı bildiğim kadarıyla bugün Litvanya'dan dönüyor. Belki uçaktan gelir haber diyorum. Yani orada hem e, bu İsveç Avrupa Birliği noktasında hem de emekliler noktasında e, bir takım açıklamalar yapacaktır. Akşam saatleri ya da yarına yansıyacak şekilde e, Cumhurbaşkanı ne karar verecek ne olacak biraz öyle görünüyor. Çünkü emekli dernekleri de dün açıklama yaptı. İşte yedi buçuk milyon insanın maaşı artmıyor. Devam edecek emeklinin bu da çok ciddi bir mağduriyet yaratıyor. Bir de Cumhur İttifakın ortağı Bahçeli'nin ağzından böyle bir açıklamanın çıkması da çok dikkate alındı. Yani Bahçeli boşa konuşmamıştır dendi. O yüzden yine bir artış olacak gibi görünüyor. Böylelikle ben artık sonbaharda yeni vergilerin geleceğini de ne de kesin gözüyle bakmaya başladım. Çünkü bakınca meclise sunulan ek bütçedeki vergi gelir tahminiyle Açıklanan vergilerin bütçeye gelir etkisi arasında da önemli bir fark var. Bu yeni gelecek olan emeklilere muhtemel olarak tabii ki kesin bilmiyoruz ama yani artık Sayın Bahçeli'nin de bu yöndeki tavrını ortaya koymasıyla birlikte ben kesin gözüyle bakmaya başladım. O zaman yeni bir vergi paketiyle de sonbaharda en azından karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Evet, olabilir tabii. Yani sürpriz <laughs> değil. Daha dokunulmamış alanlar var. Emlak noktasında evet. hep dikkat çekiliyor. Emlakta yeni vergiler olabilir tabii. Peki. Çok teşekkür ediyoruz canan.